Tekrar hoş geldin Selçuk'cum. Sahne senin, başarılar. Tebrikler. Şöyle alabilir miyim seni? Deniz Sekiz, sizinle başlayabilir miyiz? Selçuk, o kadar güzel söyledin ki. Sevgili konuklarımız, teşekkürler. Deniz Hanım konuşacak. O kadar güzel söyledin ki.
Tüylerimiz diken diken oldu yani. Ve yaşanmışlık bu kadar mı güzel sese yansır, bu kadar mı ruha yansır? Sen çok iyi bir şarkıcısın. Ve acayip ruhlu söylüyorsun. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Çok teşekkürler Deniz Seki. Garo Mafyan, sizinle devam edebilir miyiz? Parçanın ikinci kısmı... parçanın ikinci kısmı oldukça mükemmel. İlk kısmı da mükemmel. Ama duygu çok güzel. Sesin şey. Geliyor mu abi? Üzülüyorum. Geliyor. Duygu bambaşka bir şey. Bir insanın parçayı hissedip ses söylemesi... Ses geliyor. Bir şey yapsana abi. Çocuklar izle bakar mısın? Ses geliyor mu? Tamam geliyor. Geliyor Gara Bey. Tamam. Biz duyuyoruz. Bir insanı bir parçayı duyarak, hissederek söylemesi korkunç güzel bir şey. Biri gidiyor. Selçuk'un Tarsus'tan akrabaları, misafirleri var zannediyorum bu akşam. Onların da bir hediyesi olacak sayın jürimize, size, orkestramıza. Sayın öyle Ahmet mi? Özden'in orkestrasına. Neredeler? Onları da isterseniz hoş bir geldiniz. Dilerseniz. Bir dakika durun. Çok teşekkürler. Şimdi alabiliriz madem hediyelerimiz var. Arkadaşlar. Jüri üyelerimize öncelikle takdim arkadaşlar, etsin istersen. Arkadaşlar, sevgili dostlar, sevgili kardeşlerim ve sevgili arkadaşlarımız. Eğer konuşma sırasında... Tamam, dinleyeceksen o zaman bir şey söyleyeyim. Rica ediyorum. Konuşurken bir şey yapmıyor ki, ne dediğimiz anlaşılsın kardeşim. Babam olasın. Babam olasın, sağ ol. İbrahim Bey sizi dinlerler umarım. Sizin yorumlarınızı alalım. Bu arada Selçuk ısrarla yanımdan diyor ki misafirlerimin, akrabalarımın size ve jüri üyelerimize hediyeleri var. Onları da getiriyorlar onları herhalde. Onları kabul etmek büyük bir şereftir. Kabul ederiz. Ben Selçuk'a şunu söyleyeyim. Selçuk iki haftadır bana Allah çocuk da getiriyorlar. Siz devam edin İbrahim Bey. Mesela onlar dinleyecekler. Bu parçada tüylerim diken diken oldu, gözlerim doldu öyle. Çünkü bu parçayı okuyan, rahmetli Esmeray. Esmeray. Saygıyla anıyoruz. Çok duygusal bir parça, çok güzel bir parça. Unutama beni. Yani sözlerin kafaya bulunması da çok önemli. Unutma beni diyebilirsin ama unutma beni, unutama beni. Unutabileme yani, unutabileme. Yani Allah'ım senin benden dolayı sana öyle kalbine bir aşk koysun ki unutabileme beni. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap ama aklında sürekli ben olayım. Çok güzel bir şarkı. Seçtiği için teşekkür ediyorum. Bir. İkincisi, sakın ola ki Selçuk'u böyle algılamayın. Bana %50 netice veriyor şu anda. Niye diye sorarsanız Selçuk rahatsız biraz. Gerçekten ses tellerinden biraz evet. Rahatsız. Doğrudur. Doğru mudur? Doğrudur. Yani okurken korka korka okuyor ama... Eğer senin korkarak okuduğun şekil buysa, korkmadan söyleyeceğin şekil ne olur bilmiyorum yani. Bu parçaları teşekkür gerçekten. Ederim. Çok teşekkürler. Seyfi Dursunoğlu. Şimdi Selçuk, biz senelerdir sanatçılık yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Ama bizi sevenler de vardır, sevmeyenler de vardır. Ben öyle zannediyorum ki seni sevmeyen hiç kimse olmayacak. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Buyurun İbrahim Bey. Ben ne Deniz Seki'ye ne hocaya katılıyorum. Tabii onların görüş açıları normaldir. Benden farklı olabilir. Doğrudur. Saygı duyarım. Hani diyorlar ya Müslüm Gürses'e biraz daha benzerlikten çıktın. Hayır. Sesi hoca, sesi rahatsız diye. Yoksa Müslüm Baba'ya benzemek güzeldir ya. Mutlaka hoştur çok yani, güzel ama. He? Tabii. Sevmiyor musun? Allah aşkına mısın? Çok güzel ya. İbrahim Bey, şey değil pardon. Hayır, ses tonu. Hayır, onu seçilemedim ben zaten. Sayın Müslüm Gürses kendi tarzında hakikaten muhteşem. Selçuk ilk başta biz ona benzetti. Fakat Selçuk yavaş yavaş kimlik değiştirdi. Selçuk'u bulmaya başladı. Tabii ki ona benzemesi çok güzel bir şey. Benzemesi değil hocam. Yani belki ses benziyorum ister. Yani, tabii. Hani insan insana ama benzer Selçuk'un ya. Selçuk'un da bir kişiliği var. Çok güzel söylüyor çünkü Selçuk. Ama 150 potansiyelini kullanıyor şu anda. Demek ki daha muhteşem olacak. Onu söyledim zaten. Tabii yani ki ben, tabii ki çok güzel şey. Bir şey. Müslüm Gürses'in sesinin, renginin ona benzemesi benzemek, ama bir ki. Tane Müslüm Gürses var. Evet. Bir tane Selçuk ya. Var.
O anlama gelmesin ya. Öyle anlamda anlatmadık yani. Ayrıca tabii ki. Bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Tipleri benzemiyor, nasıl olacak? Ama konuşma tarzı, ses tonu, gülmesi, bu inanmıyorum ki onu taklit mümkün değil. Selçuk'un karakteri öyle bir karakter değil zaten. Taklit ettiği için burada değil. O böyle okuyor yani. Belki Müslüm Gürses olmasaydı, o zaman Selçuk da olsaydı, o zaman Selçuk'u dinleyecektik Müslüm Gürses gibi, doğru mu? Doğru söylüyorsunuz İbrahim Bey. Zannediyorum Selçuk'un akrabaları size takdim etmek istiyorlar hediyelerini. Buyurun. Neyi? Onlar hediyelerini verirken biz de diğer yarışmacılarımızla beraber sahneye gelelim. Osman Tan alkışlarınızla ve diğer yarışmacılar da geliyorlar sahnede. Buyurun buyurun. Alkışlarınızla popstar finalistleri. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.